Merhaba, Gerçek Grader'de bugün özel bir programla karşınızdayız. Türkiye'de iletişim biliminin öncü isimlerinden, popüler kültürü sosyolojik çalışmalara konu alan ve bu konu, çalışmanın önünü açan isimlerden Profesör Doktor Ünsal Özkay'ın ölüm yıl dönümü için toplaştı bugün. Özel bir anma programı yapacağız. Önce yanımızda Ünsal Hoca'nın oğlu Hürriyet Gazetesi Ek Yayınlar Yönetmeni Çınar Özkay var. Merhaba. Ayrıca Ünsal Hoca'nın yetiştirdiği iletişim bilimci hocamız Doktor Göksel Aymaz var. Bir de bu programın yükümlülüğünü birlikte üstlenen Demirbaşı. Demirbaşı. Peki. Türkiye'de popüler kültür alanındaki çalışmalardan tanıdığımız Tayfun hocamız var. Merhaba. Hoş bulduk efendim. Evet, ben topu size atacağım hocam. Eyvah. Bugünkü yazınızda Ünsal hocanın kitabından uyarıcı bir mektup diye bahsediyorsunuz. Kitle iletişimin kültürel işlevleri kitabından. Burada tam olarak ne demek istediğinizden bahsederek sözü size vereceğim ben. Durumu kurtarayım diyorsun. Bana aslında hani hoş geldiniz deme için de söz vermiş olsan konuklarımıza. Çok tabii bizim için anlamlı bir gün. 10 yıl önce biz belki de bizim burada böylesi bir tartışmayı üretebilmemizin önünü açan ama elbette bir sistemin içerisinde ona teslim olmadan önünü açan, bize bağışıklık kazandırarak kitle kültürü, kültür endüstrisi dünyasında var olmanın önünü açan çok değerli bir insanı kaybettik. Ama bugün burada olmamız bile onun hala yaşamakta olduğu anlamına gelecek de bir durum oluşturuyor. Sözünü ettiğin kitap Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, hocanın benim ilk tanıştığım kitabı. 1982'de çıkmış bir kitap. Yani o kitap Türkiye'nin henüz bugün olduğu gibi popüler kültür, kültür endüstrisi birazcık daha belki bugüne uygun bir tabirle meş endüstrisi, medya, eğlence, şov endüstrisinin dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de bunun anaforuna kapılmaktan çok uzak olduğu bir dönemde kaleme alınmış. Dünyadaki, Batı dünyasındaki durum üzerinden aslında kaleme alınmış. Ama bir yandan da Türkiye'nin nerelere gideceği, nerelere savrulacağına ilişkin çok erken uyarıları içinde barındıran bir kitaptır. Ben öyle değerlendiriyorum bugünden bakıldığında. Ha, bu demek değildir ki kitap ortaya çıktığında anlaşılmaz ve işte tamamen hani biz ne olduğunu anlamadan okuduk. Öyle değil. Şudur o kitabın özelliği bir yandan da. Yani bir tür arkeoloji yapmanız gerekir. Hocanın çok yoğun, işte Türkiye'de belki o dönemde çok fazla üzerinde durulmayan işte Adorno gibi, Benjamin gibi, McLuhan gibi çok önemli dünyada kültür endüstrisi üzerine, kitle kültürü üzerine çok önemli eserler vermiş isimleri. O dönemin Türkiye'sinde çok gündemde olan Marx gibi, Engels gibi, Lenin gibi isimlerle de etkileşime sokarak ortaya çıkardığı muazzam bir çalışmadır. Yani dünyanın gelecekte bir elektronik kültürün içerisinde nereye savrulacağına ilişkin bir çığır açıcı mahiyette bir kitaptır. O günün dünyasında ama Türkiye'de televizyonun devlet tekelinde bir doktrinasyon aracı olduğu dönemde çok fazla kültür endüstrisiyle tanışmadığımız bir dönemde toplumsal kültürel iklim o kitabın içinde olup bitenlerin belki somut canlı örneklerini bu coğrafyada bize sunmuyordu. Fakat 1990'lardan sonra ve 2000'lerden itibaren Türkiye tamamıyla kitle kültürünün yörüngesine girdi. Burada ekranın öne çıktığı, ekranın özneleştiği bir dönem, giderek de dijital teknolojisiyle birlikte biliyorsun bugünün dünyasında artık her yerde elimizin altında, işte senin önünde, bizim şu anda bulunduğumuz veya işte çok büyük dev ekranlarla ekran hayatın öznesi oldu. Böyle bir dünya yeni bir insan çıkarıyor ortaya. Bu elbette sorunlu bir durum. Ünsal Hoca işte o kitapta bunlara çok erken dönemde dikkati çeken bir insandı. Yıllarca da o bunları yazdığı zaman Türkiye bunların karşılığını gündelik hayatın içinde
bulabilmekten uzaktı. O anlamda ben diyorum ki Ünsal Hoca kapımızı erken çalan postacıydı. Türkiye'nin nereye savrulacağına ilişkin bize çok erkenden belki tedbir almamızı da mümkün kılacak bir içeriği sunmuş bir insandı. Ama tabii 2000'lerden sonra Türkiye'nin savrulduğu yeni ortamda da hoca sanıyorum aranan isim oldu. Türkiye'de bu konularda işte soruların cevabını bulmak isteyenler için ne yaşadığımızı anlamlandırmak ve anlatmak için bir şekilde hakkı geç de olsa teslim edildi denilebilir. Ama bir yandan da tabii Ünsal Hoca bir yazılı kültür çocuğuydu. Kitabın hayatın içinde özne olmaktan çıktığı bir yeni Türkiye'de özellikle genç kuşaklar arasında da belki zamanında 3 ders üst üste teneffüssüz kendisini dinleyen öğrencilerin karşılığını bulmakta zorlandı. O noktada haksızlıklara uğradığını da biz özellikle ekrandaki bazı tartışma programlarında izledik. Sonuçta sözü ben çok uzatmayayım. Sorduğun sorunun cevabı o kitaba ilişkin değerlendirme bu şekildedir. Kapımızı erken çalan postacı oldu ama hayatımızda ebedi yeri olan bir postacı olarak da devam ediyor aramızda olmaya. Siz sadece akademik çalışmalar olarak değil, yani sınıf dışındaki davranışları ve kişiliği de çok anlıyorsunuz kendisini aslında. Tabii. Biraz da belki o taraflardan da anmak iyi olabilir kendisini. Yani sınıf dışında derken... Günlük hayattaki sizinle iletişimlerle. Evet, evet. Yani şimdi Ünsal Hoca müstesna bir insandı. Kalender bir insandı. Hani Ünsal Hoca çok birikimli bir insandı. Ünsal Hoca seçkin bir insandı. Ama elit ama elitist olmayan bir insandı. Çok duygusal bir insandı. Ünsal Hoca, belki hem Çınar hem Göksel bu konuda çok daha geniş bir malzemeyi, değerlendirmeyi, bilgiyi bizle paylaşacaklar. Bir kitabı okuduğu zaman o kitaptaki duyguyu hiç sakınmaksızın, işte erkekler ağlamaz gibi o erkeklik kimliğinin, ataerkilliğin baskısına uğramaksızın gözyaşlarını özgürce akıtabilen bir insandı. Bu onu bir düşünce adamı olduğu kadar duygu adamı da yapan bir insandı. Ama rasyonel bir insandı. Ve elbette yaşadığı çağın nereye gittiğine ilişkin konformizmden uzak eleştirel bir insandı. Bunları söyleyebiliyorum an itibariyle. Belki Göksel Hoca da biraz bu konuda ekleyebilir. Öğrencisi olarak nasıl bir iletişim içerisindeydiniz? Ya onun hocalığı meşhurdur zaten. Yani internete girseniz yüzlerce anekdot var. Çok değişik tabii bir insandı. Şunu eklemek isterim Tayfun Hoca'nın söylediği şeyler. Yani bugüne dair öngörüleri, hani yaptığı çalışmaların bu yaşadığımız dönemle bağına ilişkin olarak hocanın dikkat çektiği şöyle bir şey vardı. Yani siz de söylediniz ya, gündelik hayat kültürü, popüler kültürüne falan çok çalışırdı ya derdi. Aslında entelektüellerin biraz böyle bulaşmaya pek istemediği bir alandır. O entelektüel iffet kirlenmesin diye uzak dururlar falan derdi Ünsal Hoca. Çünkü hani popüler dizilerle, şarkıcılarla ilgilenmek falan hani o entelektüel iffeti bozuyormuş gibi filan anlaşılırdı. Yani bir Kemal Sunal filmi üstüne konuşmak, Tarkovski'nin bir filmi üstüne konuşmaktan daha avam durabilirdi. Ama Ünsal Hoca'nın dininde, kalemde şöyle durmuyordu. O kadar güzel bağlantılarla yani açıyordu ki. Şunu gösterdi bütün o popüler kültür çalışmaları aslında. Israrla o çalışmaların ısrarla belirttiği ana fikir şuydu. Hep de onun üstüne gitti ve haklı çıktığını da görüyoruz. Şöyle bir ana fikir, yani toparlayabilirim belki. Otoriter rejimler, baskıcı rejimler, toplumların beklenmedik bir anında birdenbire sürpriz biçimde ortaya çıkmazlar. Gündelik yaşam kültürü, kitle kültürü, toplumları otoriter rejimlere hazır hale getirirler.
bilişsel olarak, zihinsel olarak. Aslında bütün o çalışmaların, o külliyatın ana fikri buydu. Tayfun Hocam'ın dediği, evet bugüne ne kaldı o çalışmalardan? Bu kaldı. Çünkü ısrarla her yazısının bitiminde demokratik toplum vurgusu yapıyordu. Yani insanın kendi hayatının öznesi olması, aldanımsız bir şekilde yaşadığı gerçekliğin farkına varması falan. Bütün bunların gerçekleşebilmesi için demokratik bir toplumun kurumlarının işlemesi gerekir derdi. Bu olmazsa gideceğimiz yer işte bir yasında başlığıdır. Aztekler gibi oluruz derdi. Yani geleceğin Aztekleri olmamak için. Hani bir şimdi detayına belki Tayfun Hocam girer daha iyi. Hani gelişmiş bir uygarlığın çok sınırlı bir askeri güçle koca bir uygarlığı fethetmesi meselesi orada. Öyle çok güzel bir iş kuruyor. Zaten hocanın tarih, iktisat, edebiyat vesaire oralardan aldığı olaylar, örnekler, gündelik hayatı açıklamakta, bizim gerçekliğimizi açıklamakta öyle güçlü veriler haline gelirdi ki bağlantısız hiçbir şey kalmaz. İnsanlık tarihinin bütün içerisinde her şey böyle ilişkili haline gelirdi. Yani hocanın bıraktığı en büyük miras budur gibime geliyor. Evet, zaten için. Hocanın da dediği uyarıcı bir mektuptu. Evet. Aslında biraz kesinlikle. Da günümüzü anlamak için çok yani işte önemli. Onu yaşıyoruz. Evet. Otoriter rejimler. O yüzden de kitap bugün çok taze hala. Evet, 1982'de yazılmış kitap. Benim yazımda da biliyorsun sonunda oradan bir alıntı vardır. Ve yani bugün ne yaşadığımızın karşılığıdır. Pardon. Estağfurullah. Yani söyleyeceğim bunlar özetle. Evet, Çınar Bey'e de bir şey sormak istiyorum. Biraz duygusal bir soru ama babanızı böyle öğrencileriyle bu kadar sevgi seven insanlarla paylaşmak nasıl bir şey? Ben bunu hep çok merak ediyorum çünkü bir, onlarla da bir öyle bir ilişki içerisinde oluyor çünkü. Benim eşim Amerikalı. Bu sabah uyandık. Biliyor biraz duygusal olduğumu dün gece işte YouTube'dan babamın görüntülerini izledim. İşte kitaplarını karıştırdım falan. Çok da yaptığım bir şey değil. Çünkü hala 10 yıl geçti ama acı dolu bir tecrübe yani benim için. Ve 10 yıla rağmen yavaş yavaş hala daha şey yapabiliyorum, yüzleşebiliyorum. Dedi ki bu sabah. Kalktı bak bugün dedi babanı kutlayacağız dedi. Ne kadar şanslısın ki işte şeylerim var, hocalarım var, öğrencileri var, seni bekliyorlar. Oradan gideceğiz okuluna. Harika bir gün dedi bu. Çok hoşuma gitti. Bu hakikaten de harika bir şey. Ben şimdi bakıyorum işte Tayfun Hocam burada, Göksel burada. Göksel'le zaten kardeş gibi olduk. Yani yıllar içerisinde. Babamdan sonra oldu o. Tayfun Hocam'ı babamın bir... disciple mı denir ona yani? Disciple. Evet, yani evet. O devam ettiren evet. Biri olarak görüyorum. Böyle birileri olmasaydı herhalde. Tilmizi herhalde, değil mi eski şeyle? Evet, tilmiz deniyordu. Yani, evet. Bu olmasaydı çok büyük bir yoksunluk olurdu benim açımdan. Bu var. Ama bu yetmez. Bugün Marmara Üniversitesi'nde babamın yaklaşık 20 yılını geçirdiği üniversite Ankara'dan basın yayından geldikten sonra burada başladı. Dekanlık yaptı ve onun için çok ayrı bir yeri vardı Marmara'nın. İyi yıllarını geçirdiği bir yerdi. İlk kez ölümünden sonra bugün bir tören yapılacak. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Hem sana hem oradaki hocalarım. Saat 3'te başlayacak değil mi? Onu bir belki de detaylarını evet, versek. 15'te Göztepe'deki Marmara Üniversitesi'nin yeni kampüsünde, İletişim Fakültesi'nde olacak. Şunu diyecektim. Yani bu yetmez. Bunu hissediyorum ve bu bir görev gibi. Eminim sizde de böyle bir şey var. Uraz Aydın çok güzel bir yazı yazmış dün. O yazısında şey diyor, mirasın, tam hatırlayamadım, tam alıntı yapamayacağım ama mirasın nasıl olacağını mirasçıları da belirler diyor. Yani bizlerin bundan sonra yapacağımız şeyler çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle insanların yeri çok kolay dolmuyor. Ben bunu kişisel olarak da çok yaşıyorum. Yani çocukluğumdan beri. Ama daha da önemlisi kafamın çalışmaya başladığı zamanlardan sonra özellikle babama hep ihtiyaç duydum. Babam hayattayken başladı bu. Şimdi çok daha yoğun. Maalesef hayatta değil. Ama o zamanlarda bile işte Amerika'da okurken Russo'yla ilgili benim düşündüğümden çok farklı şeyler söyleyen bir tarih hocasının şok edici lafları üzerine babamı arayıp sormuştum. Ya bu adam Russo'yla ilgili ileri geri konuşuyor. Çocuklarını bıraktı. Yarın biridir falan. Babam dedi ki hıyar olan odur, idare etsen rahat derdim. Bunu da öyle bir karşılıksız bir baba hayranlığına bağlamıyorum. Babamın yani yerinin dolmamasının sebebi bence şu. Şimdi yurt dışına da bakıyorum ona benzeyen kimler var diye. Ya yani yok.
Bunun sebebi üzerine tabii insan kafa yoruyor. Bir şey söyleyebilir mi bu dediğini ekleme? Şimdi aslında bu Türkiye'nin yarattığı bir kadersizlik. Yani yakın işte akademisyen arkadaşlara da hep konuşuruz bunu. Hoca aslında Stanford'da kalabilseydi, kalsaydı. Biz bugün belki hani dediniz ya bu kitle ismi Kütahya işlevleri. Gerçekten o kadar önemli bir kitaptır ki o doçentlik tezidir. Çok kompakt bir metindir o, yani okudukça cümleler, gelişler açılır. Bir ömür okunacak kesinlikle öyle bir klasik kitap. Roman gibi zaman alır, içerinden pasajlar okurum ben hala. Öyle bir eserdir. Yani biz bugün Frederick James'in, Terry Gilton falan diyeceğimiz Insoloskay derdi yani uluslararası cami, ona eminim. Gerçekten çok evrensel bir zihni vardı, bakış açısı vardı ama Türkiye'li olmanın biraz şeyini yaşadı. Ama sen bir akademisyen olarak bakıyorsun ve bu konuda kesinlikle haklısın. Ve evet, babamla ilgili ben de buna üzülmeliyim. Üzülmem gereken bir şey. Üzülmek için söylemedim de. Yani. Ama burada olması. Tabii. Bu da bizim şansımız. Tabii tabii. Bizim şansımız ve bence onun da biraz. Tabii. Aslında şöyle diyecektim Göksel. Türkiye'den çıkabilirdi böyle bir adam. Ya da Portekiz'den çıkabilir. Yani o acıyı, yani bir hayat içerisinde bir köyden, yani Urfa'da doğmuş, işte Sakaryalılar abi, tarlalar. Oradan çıkıyor, dediğin gibi işte Stanford'u da görüyor, işte McLuhan'larla kafa yoruyor. Yani sanayi toplumunun en uç noktasını burada olmadan önce test ediyor. Bunu 30 yıl içinde yapabiliyor. Buradan da bir şey çıkmış. Bir şey daha düşünüyorum. Ya Türkiye'de o şey hayatlar devam ediyor ya. Ya babamın hayat tarzı da öyle. Şimdi Stanford'da o kampüse tıkılsaydı o hayatı göremeyecekti ki. Ya eczacısının en yakın arkadaşıydı. Eczacıya gelen işte Moldovalı yardımcıyla onların hayatıyla ilgili. Evet. Stanford'da Palo Alto'da konferansa çağırdı bizi. Evet. Tabii ki belki Frederick James'in yanında o da çok güzel olurdu. Onun için daha rahat bir hayatı olacağı kesin. Ama biz kaybederdik. Biz kaybederdik. Biz kaybederdik. Bir de hani çok klişe bir ifade olacak belki ama hakikaten buraya ait bir insandı. Yani işte Stanford ve orada işte üretebilecekleri ama mesela şunu hatırlıyorum. Bu biz dördüncü nesil diye bir belgeselde çalıştık Ünsal Hoca ile beraber. Can Dündar'ın öncülüğünde diyelim 1999-2000 arasında Ankara'ya gelip gidiyordu haftada bir. Ve işte orada öğlen bir şeyler yiyeceğiz. İşte Ankara'da Bahçeli Evler bir köşede bir böyle işte ev yemekleri yapan bir yere gidilecek. Can'ı mesela şey çekti, şehriyeli domates çorbası. Öyle bir limonlu, bol tereyağlı. Gittik ve orada bunu bulduğu zaman mesela gözyaşları döktü. Şimdi o gözyaşlarında bir hayat var. O gözyaşlarında çocukluğu var değil mi? Urfa var, bir şeyler var. Yani böyle bir insandı. Hani acaba Amerika onu ne kadar mutlu ederdi? Yok, şunu söyledim. Onun entelektüel kapasitesi için söyledim ben. Biliyorum, haklısın. Yoksa kesinlikle yani buranın ürünüdür. Haklısın. İyi ki de buranın ürünü oldu. Çok. Ama şunda da haklısın. Hani orada olsa nasıl bir kıymete sahip olacaktı? Burada oldu evet, ve o kıymeti ne kadar buldu? Tabii esas sorulması gereken İşte bu. İşte bizler el ele verip, bizler ve diğer öğrencileri ve yanına sevenleri. Ve çok var bunu. Dün çok akşam mesela gördüm. Çok var. Twitter'da falan bayağı tanımadığım bir sürü insan ne kadar seviyormuş. Çok güzel mesajlar yazmışlar falan. O eksiği kapatmak adına mirasçılar olarak elimizden geleni yapmalıyız. Ben şimdi yeni yeni kendime gelmeye başlıyorum ve hani aklımızda bir şeyler var ama evet belki hani İngilizceye çevirmeye çalışırız bazı eserlerini, belki bir film çekeriz. Belki bir işte Ünsal Oskay konuşmaları yaparız. Yani onlara biraz hız verip, çünkü ilgi var ve insanlar ve şu anda biraz daha da babam uzaklaştıkça da değer kazanıyor gibi geliyor bir imge olarak. İşte, Ünsal Oskay was here. Evet. Öyle bir şey var mı? Evet. Hani değil mi? Mistifiye edilmeye başladı ve hani yani Ünsal Oskay aramızda başlıklı bir yani sosyal medyada hesap açılsa sanıyorum inanılmaz ilgi görecektir. Çünkü popüler kültür konuları artık o biraz daha değer kazandı demeyelim de insanlar değerini anladı belki de incelenmesi. Seden yazdığı pek çok şey bugün yaşadıklarımızı anlatıyor. Evet. Ben sanırım Gösteri Dergisi'nde bir konuda kendisine söyleşi yapılırken
işte 2000'lerin başı herhalde, öyle hatırlıyorum. Türkiye Marx'ı anlayacak noktaya ancak geldi diye bir ifadesi vardı. Yani sonuçta hani tüketim endüstrisinin, tüketim kapitalizminin bir parçası haline geldiği noktada işte Marx'ın yabancılaşma kavramının karşılığını hayatın içinde gerçekten bulmak. Yani 80'li yıllar, 70'li yıllarda Türkiye böyle bir noktada değil. Yani hala ağırlıklı olarak kırsal bir toplum ve böyle bir toplumun içinde hani şehirle endüstriyel yaşam için Marx'ın söylediklerinin karşılığını bulmak kolay değil. Metafetişizmi mesela. Bunu söylediğini hatırlıyorum. Oradan hareketle yani Türkiye aslında Ünsal Oskay'ı anlayacak noktaya ancak şimdi geldi. Ve o noktada da işte yazdıkları bugün bir şekilde hayatın içinde karşılıklarını bulduğu için dediğini yapmamız lazım. Yani bir taraftan zaten biz hala onunla yaşıyoruz. O aramızdan ayrılsa da onu bir yandan çok arıyoruz ama bir yandan da işte ne yapıyorsak onu hem yaşatıyoruz hem de o bizi yaşatmaya devam ediyor. Bir yandan da işte bunu yapmamız lazım. Yani senin söylediğin gibi ne gerekiyorsa hani işte etkinlikler düzenli hale getirmek, bir Ünsal Oskay kurumsallaşmasına gitmek gerekiyor. Ve insanları da yeni nesilden öğrencilerinde Ünsal Oskay olmayı istetmek gerekiyor. Tabii doğru. Çünkü bu tamam, babamı artık kaybettik ve yazdıkları var, anıları hep var ama hayat çok hızlı ilerliyor. Ben dün babamın bazı şeylerine döndüm baktım. Hala geçerli mi diye. Çünkü bambaşka bir dünya oldu 10 yılda. Evet, çok daha kötüye gitti. Evet. Konuşmak söylediği şeyler oldu. Sosyal medya yoktu değil mi? Yani yeni yeni. Demin şeyi konuştuk ya hani siz birinci Körfez Savaşı'nda İngiltere'deymişsiniz. Evet. Baudrillard. Baudrillard tabii. O zaman bu savaş olmadı. Bu bir simülasyon. Simülasyon, evet. Bugünkü onun ötesinde bir şey yani. Hani gibi ya da belki siz daha iyi bilirsiniz. Ama bugünkü şeyi operasyonunu diyorsun bugünkü değil mi? Savaş deneyimleme, kitle iletişim araçları aracılığıyla o deneyim artık sadece simülasyon değil. Tabii. Demin şeyi kullandık ya, pornografik bir şey olmaya başladı. Evet. Bir savaş pornografisi. Evet. Ama bunları da tabii söylediler yani o hani babamlar ondan öncekiler falan ama taşı gediğine oturtmak gerekiyor bazen hocam. Evet. Yani işte bugün birinin o lafı söylemesi lazım. O biri söylemeyince o laf dönmüyor ki. Doğru. Yani o yüzden işte yani sizler ama daha fazla da insan olmalı ve olan bitenle ilgili bu budur. Bunu böyle yapıyoruz ve insanlara da onun dediği gibi yani birbirinizin kafasında basmadan bir hani devam edin. Bir durun, düşünün niye böyle? Niye böyle yapıyoruz? O da mutlu değil ki yani. Evet. Yani oraya gidip gazetecilik yapacağım diye saçma sapan işler yapalım. Bu şeyi mi söylüyorsun? Hani bir televizyonda izledik bomba düştüğü noktada savaş modelinin aslında hani olayın gerçekliğinden çok işte gösterisi üzerinde yoğunlaşan tavrını bir küçük yanlışlıkla değil mi biz izleyebildik, görebildik ekranda. Ben gazeteci olduğum için belki benim için daha hani çarpıcı bir şey bu, onu görmek. Ama birçok meslek dalında, hayatın birçok farklı katmanında yaşanan bir insanlıktan uzaklaşma, hayattan uzaklaşma, yaptığı şeyleri güzel yaşamak için ya da yanındakilere, topluma birden fayda sağlamak için yapmaktan çıkıp korkunç bir şey döngüsü içerisinde yani. Hani bir tür işte güce tapınma, şiddete tapınma gösterisi içinde yaşıyoruz. Ben gazeteci olduğum için ben bunu işte sınırda gidip soytarılık yapan gazetecilerde görüyorum. Belki siz de yani onu başka şeylerde görüyorsunuz filan. Şimdi bu tür durumlarda babamın yaptığı kısa açıklamalar çok rahatlatıcı oluyordu. Evet. Şimdi mesela Uraz ona biraz kızıyor. Uraz yazısında Uraz Aydın. Ya diyor ki Ünsal Oskay
ya bir akademisyen olarak bakmamız gerekiyor ve Marksist düşüncenin hani bireye yönelen Frankfurt Okulu'nun onu bile görüp Frankfurt Okulu'nda bile o bireye fazla yönelmesi eleştiriliyor. Onu oraya koyup harika bir şey yapıyor ama o şeye biraz kızıyor. Yani Ünsal Özkaya'nın o hazır cevap işte hafif espri gibi şeyleri vardır ya. Spotlar üreterek, spotlar üretmesi onlar, değil mi? Evet. Spot üret. Evet. Evet. Öyle sunmak Ünsal Özkaya onu evcilleştiriyor gibi bir şeydi. Doğru da olabilir ama ben şunu da düşünüyorum. Bir sözün de yani kitaplar ağır değil. Sen hafifsin. Bu bir stand-up şeyi değil. Bu çok yıkıcı bir bunun şey. Bunun altında belki binlerce satır, on binlerce satır var. Yazdığı ve okuduğu. Bu bir cümlenin, evet, spotun tabii altında onlar dolu. Ona işaret etmek gerekiyor. Keşke Uraz da burada olsaydı, evet, aramızda. Çünkü şu anda söyleyeceğimiz her şey ona haksızlık olabilir. Yani katıldığım tabii benim de noktalar var ama keşke o da burada olsaydı. Yok, harika bir yazı yazmış, evet, dün akşam. Evet. Uraz Aydın, evet, ararlarsa sosyal medyada, evet, bulurlar. Muazzam. Evet. Ünsal, evet, Hoca'nın bu dijital dünyaya dair nasıl bir yorum getirirdi çok merak ediyorum şimdiden ama... yavaş yavaş programı kapamamız gerekiyor. Küçük uyarılar geldiğinde tamam, tatlı tatlı. Çok teşekkürler, peki, geldiğiniz için. Bu akşam, bugün anma törenini yine isterseniz, evet, hatırlatalım. Saat 3'te Marmara Üniversitesi'nde olacak. Göztepe Kampüsü. Ünsal Hoca'yı anacağız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere tekrar diyelim.